Ben Özel Sular Akademi Hastanesi diyetisyeni Gülşah Erşen Yıldız. Ramazan bizim oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir dönemdir. Burada yapmamız gereken en az iki öğünümüzü yine tamamlıyor olmamız lazım. Sahur, iftar ama benim istediğim iftardan sonra da ara öğünlerin eklenmesini istiyoruz. Yapılan en büyük yanlış sahura kalkmamak ya da sahurda su içerek yatmak. Sadece su içiyoruz, yatıyoruz. Bunlar yanlış oluyor. Sahurda ufak kahvaltılık şeklinde peynir, yumurta, söğüşler bizim için uzun dönemde kan şekerimizin düşmesini ve açlık hissimizin daha uzun süre hissetmememiz adına çok daha kurtarıcı oluyor, özellikle lifli gıdalar. Ekmek tercihlerimizi tam buğday, çavdar gibi esmer ekmek dediğimiz ekmek gruplarından kullanmalıyız. İkinci bir dikkat edilmesi gereken husus da su tüketimi. Şimdi bizim yaklaşık 16-17 saatlik bir açlığımız var. Burada sıvı dengemi ben iftarla sahur arasında sağlayamazsam günüm çok kötü geçmesine neden olurum. Bu yüzden en az 8-10 bardak dediğimiz 2 litreyi o iftarla sahur arasındaki kalan 6-7 saatlik zaman dilimimizi tamamlamamız lazım. İftarda da bir anda yemeğe yüklenmek yerine önce su, hurma, zeytin gibi iftariyelik olarak adlandırdıklarımızla iftarımıza başlayıp ondan sonra çorbamız, biraz mideyi dinlendire ilerlememiz lazım. Salatalar, söğüşler bizim yine mide kapasitemizin belli bir kısmının dolmasında ve bir anda mideyi yormamak adına çok faydalı olacaktır. Aşırı yağlı, kızartmalı besinler yerine fırında pişmiş yemekleri tercih etmeliyiz. Izgara yöntemleri de olabilir tabii bizim için. Ama yağlı yemekler yerine daha fırında ya da haşlama türü yemekler tercih edeceğiz. Tatlılar bizim Ramazanlılarımızın genelde vazgeçilmezi oluyor. Genelde şerbetli tatlılara yöneliyoruz. Çünkü gün içerisinde bütün günü aç geçiriyoruz. Bir ani açlıkla yemek istiyoruz. Bunun yerine sütlü tatlılar, bizim Maraş'ımızın dondurması daha iyi bir kurtarıcı olacaktır bizim için. Ya da kuru meyveler, yaş meyveler yine ara öğünler olarak adlandırdığımız zaman dilimlerinde süt ve süt ürünleriyle beraber kan şekerimizi de regüle bırakacak şekilde tüketebiliriz. Bir de bu dönemde şimdi biz çok enerji alımımız düştüğü için hareket kabiliyetimiz de azalıyor. Hareket kabiliyetimizin azalması da bizim kilo artışlarımıza neden olmaması için Ramazan'da iftardan sonra ya da sabah erken saatlerde sahurdan daha sahurun açlığı, yiyebildiğimiz açlığını hissetmeden sabah erken saatlerde yürüyüşler, egzersizler yapmamız sağlıklı bir Ramazan geçirmemizde bize faydalı olacaktır.